Merhaba sevgili dostlar. Bugün size kombi ateşleme arızası ile ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi kombimiz ateşliyor. Fakat bu ateşleme olmadığı zaman maalesef kombimiz alev almıyor. Ateşleme arızası veriyor veya da alev simgesi üzerinde bir çizgi çıkıyor dostlar. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Hemen buna bakalım. Evet dostlar kombimiz ateşleme arızası verirse ne yapmamız gerekiyor? Bunun birden fazla dostlar arızası olabilir. Bu arızalara tek tek göz atacağız. Size bilgiler vereceğim. Ne yapmanız gerektiğini, nerelere kontrol etmeniz gerektiğini sizlere söyleyeceğim dostlar. Öncelikle yapmanız gereken şu dostlarım. Şu gördüğünüz bu ateşleme bujisi diyoruz biz buna. Ateşleme bujisinin uç kısmı kurum tutmuş olabilir veya da ateşi farklı yere atıyordur. Yani şuradan şuraya ateşliyordur. Buraya ateşlediğinde ne olur? Dostlar bu alev almaz. Alev almadığı zaman sıkıntı olur. Bazı kombilerde şurada bir iyonizasyon çubuğu olur arkadaşlar. İyonizasyon çubuğu dediğimiz malzeme bu kombide yok. E, i̇yonizasyon çubuğu dediğimiz malzeme kombinin alev alıp almadığını gösterir. Yani bu e, ocaklarımızda kullandığımız hani İlk basılı tutup biraz çalıştırıyoruz. Ateşleme yaptıktan sonra alev aldıktan sonra biraz tutuyoruz. Daha sonra bıraktığımızda yanıyor ya. Oradaki e, iyanizasyon çubuğu ne yapıyor? Isıyı hissedip alev aldı artık ateşlemeyi kesebilirsin bilgisini veriyor. Buradaki iyanizasyon çubuğu alev alsa bile bunu hissetmiyorsa dengesiz çalışıyorsa otomatik olarak ne oluyor? Alev alsa bile kombiyi ateşleme arızasına düşürür. Burada buji ucunu ne yapıyoruz? Kurumunu temizliyoruz dostlar. İyonizasyon çubuğunu temizliyoruz. Küçük bir zımparayla da olabilir. Zımparayla temizliyoruz. Tabi bunlardan önce elektriği kesmeyi unutmuyoruz. Ee, ne yapıyoruz? Buradaki temizliğe bakıyoruz. Tekrar kapatıp kombimizi çalıştırıyoruz. Yine sıkıntı varsa. Şimdi şöyle de bir sıkıntı var. Kombiyi bu şekilde açık şekilde çalıştırıyorum. Alev alıyor yanıyor. Kapağı taktıktan sonra alev almıyor. Peki bu neden kaynaklanır? Bakın dostlar bu bujiye gelen kablo gördüğünüz gibi tamamen izoleli. Yani buradan herhangi bir yere ateş atmasın diye. Ön kapağı ateş atmasın diye. Ne oluyor? Bu izoleli. İzoleli olduğu için dostlar bunda herhangi bir sıyrık, kesik, kopukluk varsa otomatik olarak bu kablodan kaynaklı ne oluyor? Ateşleme yapmıyor. Yani bu kaploda kopuk varsa içeriden ateşleme yapar dostlar. İç kısımda kopukluk varsa içeriden ateşleme yapar. Buraya ulaşmaz. Buraya ulaşmadığı zaman ne oluyor? Alev sıkıntısı yaşıyoruz. Ateşleme sıkıntısı yaşıyoruz. Bazı kombilerde bir ateşleme trafosu vardır dostlar. Bu kaplu trafoya girer. Trafoya da karttan elektrik gelir. Yani burada trafoyu bir kontrol etmek gerek. Ben size burada trafoyu göstereceğim. Şimdi bu kart üzerine konulmuş bir trafosu var bunun. Şuradan kartın hemen üstüne bir bakalım. Şunu çıkardığımızda bakın kaplo buradan nereye geliyor? Kartın üzerindeki ateşleme trafosuna geliyor. Bazı kombilerde ne oluyor? Bu ateşleme trafosu ayrı oluyor dostlar. Ayrı olduğu için bu ateşleme trafosuna bakmanız gerekiyor. Trafoya bakmanız gerekiyor. Bu kabloda gevşeklik, oynama vesaire bir şey varsa bundan kaynaklı da sıkıntı yaratabilir. Eğer kombinizde şu şekilde dostlar şu şekilde bir hava prosesi varsa bu hava prosesi fanın çalışmasıyla birlikte bir vakum oluşturur dostlar. Yani iç kısımdan bir vakumlama yapar. Ne yapıyor? Buradaki havayı vakumluyor. Vakumladığı anda önce fan çalışır zaten. Fan çalıştığında havayı vakumlayamıyorsa veya fanda ses varsa ne oluyor? Bu proses otomatik olarak buradaki kablolarından buradaki kablolarından dostlarım şurada iki tane kablosu var. Ee, bu kablolardan yol vermediği için ne oluyor? Ateşlemeyi iptal ediyor. Fanda sıkıntı varsa, fanda sıkıntı varsa fandan kaynaklı fanın dengesiz çalışması, sessiz çalışması, düzgün çalışmaması veya fanın önceden devreye girmemesi gibi bir problem varsa ne yapıyoruz? Bu defa fanı söküp kontrol ediyoruz dostlar. Eğer şöyle bir şey varsa fan sonradan devreye giriyorsa yani ateşleme yapılıp fan sonradan devreye giriyorsa otomatik olarak ne yapıyoruz? Anakartımızı kontrol etmemiz gerekiyor dostlarım. Anakartımızı neden kontrol etmemiz gerekiyor? Çünkü dengesiz bir şekilde işlem sırasını atlıyor. Önce fanı çalıştırması gerekiyor. Daha sonra ateşlemeyi yapması gerekiyor. Hemen tekrar bir ateşleme yaptırıp sistemimizi deneyelim. Önce fanın çalıştığını görelim dostlar. Evet. Kombimiz şu anda bağlı olmadığı için E01 verdi. Ben reset tuşuna basıyorum. Evet, fan çalıştı. Ateşleme geliyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Ve küçük bir bilgilendirme yapmak istedim. Umarım sorunuzu basit ve ucuz bir şekilde çözebiliriz. Daha kaliteli içerikler üretebilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Kanalımıza destek olmak isterseniz videomuzu beğenip Kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları videonun altındaki yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.